Versinler. Ee, şey Cemil e, İzmir e, bana yardım edin İzmir CHP'nin İzmir Büyükşehir Başkan adayın ismini ben bir türlü o mı tutamıyorum ya. Cemil Tugay. Cemil Tugay. Cemil Tugay. E, <laughs> Tunç Soyer'e kızdı. E, ee, yanında Ekrem İmamoğlu'nun yanındaydı Tunç Soyer. Beraber açılışlara katıldılar. Burada e, destek vereceğine gidip başkalarının yanında dedi. İşte Burcu Köksal olayı var biliyorsunuz. Arka arkaya açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu... İşte tam da bunları kastettim Ebru. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da siyasetin girişi vardır, çıkışı bunlar... yoktur diye Süleyman Demirel'in sözünü ya, bir hatırlattı. Bir Deniz mı? bunları alt alta sıraladı. Değil mi Bunları tam bazıları? Yani tam da bunları kastettim. Bunları ya? bak ya Yani e, Özgür Özel'in önünde partiyi bir arada tutmak için çok büyük bir fırsat vardı eğer aday belirleme sürecini kurultay hesaplaşmasına dönüştürmeseydi, kendisinin ve yakınındaki insanların e, işaret ettiği adayları, yani aday adaylarını adaylaştırma konusunda bu kadar çaba harcamasaydı, biraz adil olsaydı, biraz liyakatli davransaydı, e, bugün bu sonuç ortaya çıkmazdı. Yani Tunç Soyer'i, memnuniyetsizlik var diye yeniden aday yapmıyorsun. Onun yerine İzmir'in en az memnuniyet duyulan ilçesi Karşıyaka'nın belediye başkanına aday yapıyorsun. Ne özelliği var? Çok iyi bir estetik cerrah olabilir. Ama Karşıyaka'da bile iyi bir belediyecilik sınavı ver vermemiş, verememiş. İyi bir estetik cerrah. Dolayısıyla Ceren. da e, kurul <laughs> Efendim? İyi bir estetik cerrahı. <laughs> yani, estetik... <laughs> <Üzgünüm sen. gülüyor> yani CHP'de birilerinin estetik... Üzgün sen. CHP'de birilerinin estetik operasyonlarını <laughs> yapmış olabilir. Ebru artık yapmıyor <laughs> mu Ben de belediye başkanlığı adaylığı tamam. <laughs> yapıyor. Tamam devam edebilirsin Deniz. Merak ee, ettim. Neyse... <laughs> söylediğim şey şu, yani sırf kurultayda sizi destekledi diye o kadar aday içinden onu seçerseniz Diğer adayı da rencide ederseniz, şey diğer mevcut başkanı da rencide ederseniz böyle bir sonuçla karşılaşırsınız. Niye şikayet ediyorsunuz ki yani? Adam ben... çıktı ya bu bir sitemdir diye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaptı. Sitem etti. Yani sitem etti. ya yani Kendisinden memnuniyetsizlik olduğunu gerekçe gösterip İzmir'de en az memnuniyet duyulan belediyenin, ilçe belediyesinin belediye başkanını İzmir'e aday yaptılar. Tek özelliği var, Kurultay da bu ekibi destekledi. Yani o zaman ne yapacaksınız? E bu Burcu Köksal. Ya hala niye CHP'de? Ben bu ırkçı kafanın, bu ırkçı zihniyetin CHP'de kalmasını anlam veremiyorum. Yani düşünün ben DEM Parti seçmeni olacağım. Deniz Zeyrek, Afyon'da yaşayacağım. Belediyede işim olacak. Gideceğim bu hanımefendi de belediye başkanı beni oradan içeri sokmayacak. Alnını karıştırırım valla. Yani bu bu nasıl bir zihniyettir? Vatandaşlarının arasında ayrımcılık ne yapacağını şey vaat eden söyledim. bir belediye Neden başkanı bir şey adayı olur mu ya? Irkçı kafa başka ne olabilir? Yani ırkçı kafa. Dem partililer girmesin, göçmenler girmesin, işte şunlar girmesin. Başka ayrımcılık bu yani. Bir halkın bir kesimini kendinden farklı görüyorsun, ötekileştiriyorsun ve ona hizmet vermeyeceğini vaat ediyorsun. O prizmin daniskası bu. Yanlış bir yer. Neymiş Afyon milliyetçi bir şehir. Ya ne alaka? Afyon'da dem parti sorunu mu var Allah aşkına? Afyon'la et kuyruğuna girmiyor mu? Afyon'la ekmek kuyruğuna girmiyor mu? Afyon'lu şu konuştuğumuz hayat bağlığından etkilenmiyor mu? Afyon'un birinci önceliği DEM Parti mi? Başka konu mu bulamadınız? Onunla gündeme geldi. Abi. Neyse netice itibariyle şey yani gerçekten. Afyon'da o, o ya mesela, e, Burcu Hanım. E, Eskişehir'de mesela İyi Parti'den geçen İyi Parti milletvekili AK Parti'nin adayı oldu. Nebi Hatipoğlu. Ya adam çıkmış şey vaat ediyor. Nebi Hatipoğlu çıkmış hayvan barınağı vaat ediyor. Herifin en önemli özelliği avcılık. Nebi Bey'in. Sosyal medyasında on, onlarca işte geyik geyik öldürmüş başında selam vermiş. Yaban domuzu öldürmüş. Silmiş Hayır, ama başın, o geyi, öldürdüğün geyiğin yavru. Efendim? Silmiş galiba onu. Ver. Ya silince gerçek değişiyor mu ya? Yok. Yani öldürdüğün Nebi geyiğin yavrusu, mu? yavrusunun sokaktaki... Bu fotoğraftaki mi? Evet bu, bu işte mesela yani şu 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 geyin sen gidiyorsun yaşam alanında vuruyorsun öldürüyorsun sonra geliyorsun eski şehirlere bilmem ne patiler barınağı falan şey yapıyorsun. Kim inanır buna? Hayvan sevginiz bu mudur sizin yani? E biz bu 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 insanların aday olduğu bir ortamda Eskişehir'in muhalefetin elinden bu beyefendinin eline geçme ihtimalini konuşabiliyoruz hala. Düşünebiliyor musunuz? neden? Çünkü muhalefetin yanlışlarıyla İyi Parti zaten bambaşka bir şeye dönüşmüş vaziyette. Yani gerçekten yani İyi Parti'nin kaybettirme, kazandırma mevzusu üzerinden bir seçim stratejisi e, yürütmesi anlaşılır gibi değil. Bu, bu Eskişehir'de böyle beyefendi İyi Parti'nin milletvekiliydi. AK Parti'nin adayı oldu. şimdi İyi Parti'nin ayrı bir adayı var. Bir de karşısında büyük erşen olmadığı için AK Parti biz burayı alırız havasında dolaşıyor. Beyefendi de Eskişehir'in müstakbel belediye başkanıymış gibi sokak hayvanlarına barınak vaat ediyor. Ondan sonra da şu resimlerini saklıyor, gizliyor. Siz... Aynı yolun yolcusu tabii gibi görünüyor. Bütün görülüyor. bu harcamaların kısılması, kamu, kamu da bu harcamaların kısılmasına katılırsa ciddi fakirleşme demek Şimdi Deniz bir e, Sözcü gazetesinden bir haber okudu, aktardı. E, dedi ki peki bu e, sizin maaşlarınız e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi nasıl sağlanıyor Ya de sordu. Şöyle, e, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt e, diyor ki emeği, e, içkiyi üreten, satan, servis eden, e, taşıyanlar lanetlenmiştir diyor. Evet. Deniz de diyor ki siz diyor bu vergilerle maaş alıyorsunuz, bütçe alıyorsunuz. <laughs> O zaman diyor özel sektöre geçin diyor. Aldığı bütçeyi de ben söyleyeyim. Daha önce de söyledim. 92 milyar bütçesi var. Ek bütçe de isteyecektir. yıl sonuna doğru parayı etmiyor diye. 92 milyar bu hesabı daha önce de yaptık. Bugünkü kurdan yaklaşık 3 milyar dolar. Her mesai günü Diyanet'in kasasına bu millet 10 milyon dolar vergi koyuyor. 300 milyon lira Hadi Mehmet Şimşek bana kamuda tasarruf i̇şte, Karşılığında da içki satanı lanetliyoruz, hizmeti alıyoruz. Evet. Buyurun. Buyurun. O o verginin 160 milyar lirası da e, lanetli lanetli ürünlerden geliyor. Yani o verginin 160 milyar lirası da o lanetli ürünlerden geliyor. Yani e, neredeyse e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin tamamından fazlası o lanetli ürünlerden geliyor. Evet. İşin yani, e, açıyordu, belki, belki de Diyanet'in ben ikisi demiştim ama belki de homojen dağılmıyordur. Sadece o lanetli kısımdan gelen 90 milyarı oraya gönderiyorlardır. Ee, bir de bir şans oyunları var yani. tabii. Onu da geçen Cuma ötbesinde haram demişlerdi. Oradan da bir miktar vergi geliyor. Yani beyefendiler e, farkındalar. Çok iyi biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar aldıkları maaşın içinde yedikleri ekmeğin içinde bu lanetli ürünlerden gelen verginin olduğunu sizden bizden daha iyi biliyorlar. Bunu onur meselesi, şeref meselesi, gurur meselesi yapmıyorlar. Ama orada çalışan, o sektörde çalışan insanları lanetlemeyi biliyorlar. Yani. Üretmek Konuşsunuz mi? Hakikaten <laughs> bu. 2024 yılında devletin bir kurumunun bir ke sektör kesimini lanetlemesin Lan lanetle sen ne olur lanetlemesen sonra da gelirini oradan işte sağlıyor Ama işte şöyle dramı. Cem Bey yani haklısınız ama yani bu buradaki şey Riya riyakarlık iki yüzlülük dünyanın evet, abi. hiçbir yerinde yoktur. Yoktur. Bravo. Bu, bu adam dünyanın en riyakar adamıdır. Bu adam orada çalışan emekçilerin hepsini lanetliyor ama o emekçilerin ürettiği gelirden maaş alıyor kendisini aklıyor. Bravo. Şerefiniz olsa o parayı almazsınız. Ben yani bu kadar muhafazakar bir adamsanız, bu kadar inançlı bir adamsanız çıkarsınız dersiniz ki içinde bu lanetli sektörün vergisi olan bir maaşı reddediyorum kardeşim. Çalışmıyorum, istifa ediyorum, bırakıyorum diye işleri Başkanlığı'ndaki görevimi. <laughs> ne yaptın? Diyorsun? Kamudaki bütün görevlerimi bırakıyorum dersiniz. Haksız mıyım? <laughs> Biz Şerefiniz varsa, onurunuz varsa, şerefiniz varsa, onurunuz varsa lanetlediğiniz sektörden gelen vergilerle oluşmuş bir bütçeden ödenen maaşı almazsınız. Gider hamallık yaparsınız. Gider halde çalışırsınız. Gider inşaatta işçilik yaparsınız. Alın terinizle kazanırsınız. Ondan sonra bunu söylemeye hakkınız olur. Şimdi Hem kamu maliyesinde sıkılaştırma Hem olacak bu... ya belki Zaten... Nihayet işleri bütçesinden kesileceğini hiç mi olmadı. düşünüyorsun? Şimdi çok iyi bir ser gördüm seni. Neye kesilmesin? Yani işte bu başkanların bütçesini... Kesiliyor. Hep yükselen neredeyse bütçede hiç... Ek ödeme, ek ödeme. Tam Her tersine sene. artar Her bak. Süre. Söylüyorum Arta. sana bak. Bütün Tam bütçeler azalır orada azalma olmaz. <laughs> Beni yani. Bir size. Ya. Yani e, sonuçta e, bu vergilerle kurumlara para aktarılıyor ondan onun altını çizelim. Şimdi size bir şey izleyeceğim. Onun neden olduğunu da bitsin. Az önce söyledim neden olduğunu da söyleyeyim. Bu kadar vatandaş izlerken şey diyeceğim o olgusu ister bir istemez şey daha da gündemde tutulmak zorunda kalacak. Çünkü yoksulluğu yönetme bir olgusu. Şey diyeceğim bakın. Yönetilmez bu yoksulluk. Buyur. B bakın Türkiye'de biraz önce işsizlik rakamlarını konuştunuz. %9. Çalışanların çok önemli bir bölümü çok önemli bölümü servis sektöründe, hizmet sektöründe çalışıyor. Burada kastettiği şey mesela satan ve servis eden yani bütün tekel bayilerinde çalışanları vesaire yani üretim sektöründeki işçileri bir kenara bırakın. Restoranda çalışan garsonları hepsini lanetlemiş bu beyefendi emeğiyle çalışan alın teriyle evine ekmek götüren insanları lanetlemiş. Ama kendisi yönetici olduğu için de üst düzey maaş almaktadır. Ve maaşını o sektörün ürettiği vergiden almaktadır. Böyle bir iki yüzlülük olmaz. Yani bunun benim sert tepki göstermemin nedeni o. Yani gidin o zaman istifa edin, kamudan maaşı reddedin kardeşim. Gidin siz de o çocuklar gibi Hizmet sektöründe çalışın, garsonluk yapın, fabrikada işçi olun, inşaatta işçi olun. Almayın kamunun parasını. O vergilerle oluşturulan bütçeden ödenen o maaşı almayın. Diyanete 90 milyar lira gidiyor maaş, bilmem ne ödemeleri için. Bunun 160 milyar lirası bütçenin o sektörden geliyor. Lanetli paradan geliyor. Lanetli dediğiniz paradan geliyor. Belki de evet, tamamı sizin bütçenize aktarılıyor. İzleyicilerimiz soruyor da. E... Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu bu zihniyet, bu zihniyetle aynı atmosferi, e, aynı havayı almak insanı gerçekten rencide ediyor. Bir kere inanıyorsanız inandığınız gibi yaşarsınız. Nasıl izah ediyor kendisine beyefendi? Aldığı maaşın en önemli bölümü oradan geliyorsa, şans oyunlarından geliyorsa, içki şeylerinden, vergilerinden geliyorsa, Nas nasıl izah ediyor kendisine? Maaş alırken helaldir, üretirken servis ederken haramdır. Öyle mi? Sabah sabah yani gerçekten bunlarla artık karşılaşmaktan insan insan sıtkı sıyrılıyor. Yani bunun başka bir şey yok. Bu bunlar bizim sırtımızdan yaşıyorlar ya. Bizim yani bu memlekete ne faydası var bu adamın? Allah aşkına ne faydası var bu adamın? Neyi düzeltmiş? Yani neyi düzeltmiş bu adam? Bilmiyorum Çıkıyorlar böyle abuk yani. subuk açıklamalar yapıyorlar. Ondan sonra da ondan sonra da bu, gelince bu biz sabrederken birileri de biz, biz, biz sabredeceğiz. Birileri de manda yoğurdu yiyecek. Medine hurması yiyecek Ramazan'da. Ramazan'da halkın yüzde doksanı sabredecek. Yüzde beşi de böyle manda yoğurdu, Medine hurması, şey neydi? Kestane balığı. Bir kısmı da bunları yiyecek öyle mi yani evet. Biraz da onlar sabretseler nasıl olur? ben ben yani, burada Yani hep vatan, Yani hep vatandaş mı sabredecek? Bu kamunun kaynakları ya 2024'ün bütçesinde sırf köprü ve otoyollara ödenen garanti ücretlerinin toplamı 150 milyar lira 600 milyara da emekliye o parayı ödüyorsun. Düşünün yani. Geçseniz de geçmeseniz de yılda 1 milyar dolara yakın parayı üçüncü köprüye ödüyorsunuz. 1 milyar dolar düşünün. Yani bugünün işte kuruyla 32 milyar lira. Düşünün ya geçmeseniz bile üçüncü köprüye 1 milyar dolar para ödüyorsunuz. Havaalanları öyle Zafer Hava Havalimanı 1 milyon yolcu gelecekmiş. Öyle hesap etmiş beyler. Maksimum 35 bine falan çıktı. Ortalaması 7 bin, 8 bin. E bu nasıl bir öngörülebilirdi? Na nasıl bir planlamadır? Böyle kötü yatırımlar. Ee, bir de yani altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir şey. Yani mera var orada hayvancılık yapıyorsun. Merayı kapatıyorsun bina dikiyorsun. Binayı sattığın anda bir rantın oluyor. Peki 4 sene sonra o şey ne olacak? Binayı sattın, parayı kazandın, cebine koydun. Peki o o mera'daki hayvancılıkla gelen devamlılık, süreklilik onu kesmiş oluyorsun, bitirmiş oluyorsun yani. Bence o meraları köylüler, üniversiteler, sanayiciler bir araya gelip canlandırsın. küçük e, Bazı meralar da öyle duruyor. Küçük baş hayvan ya kalmadığı için. Ya canlandıracak Ebru, canlandıracak mera kalmadı, zeytinlik kalmadı, her şeyi. Bak adamların gözünde böyle beton şeyi var böyle. Bir Aynen. dolar görüyorlar, bir de beton görüyorlar. Başka bir şey görmüyorlar. Yani birçok bak bunu bir TÜSİAD üyesi bir sanayiciden duymuştum ve gerçekten Türkiye'deki içler acısı durumu anlatıyor. Diyor ki hepimiz diyor inşaatın rantına kandık. Bıraktık o altın yumurtlayan tavuk gibi fabrikalarımızı, şunlarımızı, bunlarımızı getirdik bina şey inşaat projelerine yatırdık. E yaptın, bitti, sattın. Parayı da koydun cebine sonra ne olacak? Yani sanayi dediğin şey sürdürülebilir ekonominin temelidir. İnşaat dediğin şey dikiyorsun satıyorsun bitiyor. Ve şimdi şey de bitti yani artık öyle e, bina dikecek yerde bulamıyorsun. İşte onun içinde zeytinlikleri, meralları şunları bunları yağmalıyorsun. Ya bir ülke düşünün ki bir mesela Ankara'daki konut arzı ihtiyacın yüzde kırk fazlası. İstanbul'da bu rakam yüzde yirmi beşlerdeymiş. Yani arz fazlası var buna rağmen insanlar kira sorunu yaşıyorlar. Böyle böyle absürt bir durum yaşanır mı? Yok. Yani konut yokluğundan dolayı kiralar artmıyor. Sürekli konut üretiliyor. Sürekli birilerinin yüzde ya düşünün bakın deprem bölgesinde 11 şehirde 650 bin bağımsız konut kullanılmaz hale gelmiş. AFAD'ın çıkardığı rakamlara göre ise 390 bin konut hak sahiplerine yapılabilecekmiş. Şimdi arada ne kadar var? 260 bin var değil mi? 260 bin konut. Ne, bu farkın nedeni ne? Çünkü bir kişinin birden fazla konutu olduğu zaman AFAD saymıyor. Yani o 250 bin konut düşünebiliyor musunuz? Bak o... E 390 bin konut bir kişinin 250 bin konut e, ya 260 bin konut e, birden fazla konut sahibi olan insanların. Yani böyle de bir adaletsizlik var. Gelir sadece gelir dağılımında adaletsizlik yok. Yani e, hani gayrimenkul işinde de mesela böyle bir adaletsizlik var. Birilerinin 200 tane evi var birilerinin başını sokacak evi yok. Öyle. Ya bu böyle bir şey. Siz şeye inanılmaz bu, iyi köprüler yaptınız. Yani. Geçecek araba yok. Geçecek insan yok. Geçebilecek insan yok. Tatile gidecek insan yok yani. Tatile gidebilecek insan yok öyle baktığında. Ya araba satılmıyor. Evru yani şu İlk anda şey gerçekten Yani e, ben hatırlıyorum bizim üniversite yıllarımızda işte bir otomobil firmasının e, bir araba modeli çıkmıştı. Böyle küçücük iki kişi zor sığıyor falan. Ancak onu alabiliyorlardı devlet memurları. Şimdi de benzer şeyler olmaya başladı. Yani e, insanlar ancak böyle hatta bakın mesela e, yollara bakın e, ticari araç sayısında ciddi artış var. İnsanlar ticari araçları bu hani e, küçük olanları kastediyorum e, normal binek otomobil gibi alıyorlar. Bakın kafanızı bir yollara bakın. Yani normalde ticari olarak kullanılması gereken şu küçük araçlardan ne kadar çok var? Neden? Çünkü ÖTV ödemeden daha ucuz. Yani insanlar artık ticari araçları alıp binek araç gibi kullanıyorlar. Herkes bir çözüm bulma arayışında. Doğru. Yani bu, bu, bunu farkında mı değiller bu ülkeyi yönetenler? Zannetmiyorum. Yani saçma sapan işlerle uğraşıyoruz. Bugün Sözcü gazetesinde bir haber var. ...bu meşhur diyanette bir görevli var... ...o daha önce de böyle sansasyonel açıklamalar yapmıştı... Bozkod. ...o e, diyor ki... ...evet evet... ...daha önce de yapmıştı... <laughs> ...diyor ki... E, ...çok enteresan... ...içkiyi üreten, satan ve servis eden... ...lanetlidir diyor... E, ...içki sağlığa zararlıdır... ...bir yeşil olarak bunun altını çizeyim... ...ama bu beyefendinin... ...aldığı maaşın önemli bir bölümü o lanetli dediği şeyin vergisinden geliyor mesela. Yani bu beyefendi şunu demiyor. Ya ben maaşımı devletten alıyorum. Devletin bütçesinden alıyorum. Devletin bütçesinin yüzde ikisi bunlardan gelen vergiden oluşuyor diye demiyor mesela. Orada çalışanlar Üretene, da vebal altındaymış. Böyle yerlerde çalışanlar ha, da vebal işte altındaymış. Üreten, üreten, satan Bak üreten, satan, bilmem ne yapan lanetli. Ama onun de. gelirini alıp onunla yaşayan değil. Aha, öyle. Beyefendi evet. değil ama. Yani dünya, dünya ya o kadar çarpık bir düzen haline getirdiler ki dini bile bak dini bile kafasına göre yorumluyor. Bu adam şerefi olsa, onuru olsa benim maaşımda içkiden şuradan bu lanetli şeylerden gelen para var der istifa eder gider özel sektörde çalışır. Hem lanetli diyeceksin üreten, satan, bilmem şunu yapan lanetlidir taşıyanın. diyeceksin. Lanet Hem edilmiş. de baktım şimdi ne kadar diye bu bu sektörden gelen şey e, bu senenin başında ocak ayında %70'e çıkmış ÖTV'si. Evet çünkü Ve e, gelen yani sadece de, ÖTV'den oluşacak yakında fiyat. Evet, litrede 845 lira vergi vermesi lazım. Değil mi? Evet. Bütçenin bütçenin yüzde ikisi. mi? Yani bu ülkenin bütçesinin yüzde ikisi oradan gelen vergi gelirlerinden oluşuyor. İçki sağlığa yani, da şu devletten şişede 900-850 her... liraya yakın vergi var düşünsene. 850 lira vergi Bak, vergi Devletten yok böyle aldığın ben. her yüz Devletin devletin kasasından bütçesinden gelen her 100 liradan 2 lirası oradan geliyor. Yani o beyefendi 10 bin lira alıyorsa 200 lirasını o lanetli dediği şeyden alıyor. Yani maaşının içinde 20 bin lira alıyorsa 400 lira o lanetli şeyin geliri var. Daha fazla Bunu alıyordur. reddetmiyor bak. Ya bunu bunu reddetmiyor. Yani bu demiyor ki ben benim bütçem, benim aldığım maaşta o lanetli gelirin payı olsun istemiyorum. Ben onun için kamuda çalışmıyorum diyemiyor mesela. Tütünün payı da Onu var. Bunu demez. Ya da ya da bindiği makam aracının onlarla satın alındığını biliyor. Bilmez olur mu? Bizden daha iyi biliyorlar. Geçen gün Cuma hutbesinde şans oyunları için haramdır diyor mesela. Ya ama şans oyunlarını yandaş şirkete veriyorsun. Oradan gelen vergi de sana maaş olarak dönüyor. Ya bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Şimdi ne, nasıl izah edeceğiz bunu? Ya i̇ki tane kalem söylüyorum sana. Beyefendi haram diyor mesela. Ama ikisinden gelen paraları maaş, al maaş olarak alıyor. Gidiyor. Karnını doyuruyor. Yani o zaman siz de haram yiyorsunuz. Ne diyeceğiz buna biz şimdi? Yani hem, hem çıkıyorsunuz cuma hutbesinde haram diyorsunuz. Şans oyunları. Hem de oradan gelen vergiyle maaş ödüyorsunuz. E buna lanetli diyorsunuz. Oradan gelen vergiyle maaş ödüyorsun. Sen de bu beyefendilerin maaşını ödüyorsunuz. Ben devletten maaş almıyorum. Siz alıyorsunuz. Yani bu, bu bu Bozkurt beyefendi kamudan dünyanın parasını alıyor. Ama kalkıyor diyor ki kaynağına orası lanetli. E siz de lanetlisiniz o zaman ne diyeceğiz? Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani öyle bir hale gelmiş ki, öyle bir hale gelmiş ki yani şimdi o bahsettiğimiz şeyler, köprüler, şeyler eğer 2 liraya mal olmuşsa ve siz oradan 10 milyar kazanıyorsanız, 2 milyar liraya mal ettiğiniz şeyden 10 milyar kazanıyorsanız, hadi 1 milyarı ticarette kar sayalım. Okay. Geri kalan geri kalan 9 milyar tüyü bitmemiş yetimin hakkı size transfer ediliyor demektir. Doğru. Bu, bunun hesabını birileri sormayacak mı? Yani Ondan sonra da emekliye işte 3 bin lira seyyanen zam verirsek şu kadar maliyeti var. 5 verirsek şu kadar maliyeti var. E bunlar ne olacak? Bu maliyetler nereden çıkıyor? Emeklinin verdiği vergiden çıkıyor. Evet. Senin benim ödü... Valla ben, bence yo estağfurullah bence Sizin bu olmuştu, mesajın tercümesi. Bunu tabi yabancılara pozitif olarak şey yapmış ama içeriye bu mesajın tercümesi 1 Nisan'dan sonra Vay halinize diyor. Yani bir Nisan'dan sonra bu biraz önce konuştuğumuz bütün tedbirlerin hepsi bir Nisan'dan sonra yüzümüze yüzümüze gelecek böyle sağanak gibi gelecek. Allah yardımcımız olsun. Yani gerçekten bir Nisan'dan itibaren dört sene seçim yok Mehmet şeyinde de söylediği gibi. Dolayısıyla oy kaygısı olmayacak. Ne maaş artışları artış olacak. Ne yani vergiye boğulacağız, düşük ücretlere boğulacağız, fiyat artışlarına boğulacağız. Bence bizi korkunç günler bekliyor ekonomik açıdan. Yani 1 Nisan'dan itibaren öyle bir kemer sıkacaklar ki böyle nefes alamayacağız. Yani bırakın bir şeyler atıştırmayı, yemeği falan. Böyle diyaframımızı bile oynatamayacağız yani. Bırakın midemizi vesaire falan kullanmayı. Allah yardımcımız olsun. Bu 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 mesajdan ben onu anlıyorum. Bu mesajın en önemli şeyi 1 Nisan'dan sonra 4 sene seçim yok. Evet. Yurt dışına diyor ki hiç merak etmeyin, biz gerekenleri yapacağız burada. Gerekli tedbirleri alacağız. Bu bu biraz da IMF mesajı gibi sanki. Yani bir ülkede bence 1 Nisan'dan sonra IMF ile olmasa bile ciddi bir IMF programı uygulanacak öyle anlaşılıyor. IMF ile anlaşma varmış gibi bir program uygulanabilir. Bu bu tip şeyler uluslararası IMF, şimdi Dünya Bankası ki hatta BIS'in IMF'ye gitsin daha iyi. Daha iyi evet. Ya kaynağı. şimdi tabii bu şöyle oluyor daha çok. Ya IMF e, e, şey garantör olabilir veya illa biz IMF'ye gitmedik ama IMF bakın o kadar güzel bir program yazdık ki IMF de onayladı. Bununla yabancı sermaye girecek gibi bir senaryo, daha olası bir senaryo. Ama şöyle olur IMF ve ama Dünya Bankası'nın? IMF olursa Özür dilerim. IMF olursa işin bir denetim boyutu olur. O zaman kamuda tasarrufa falan gitmeleri gerekebilir. Evet Bunlar, ama zaten e, kamuda şurada burada tasarruf e, yapmayacaklar ve yani ya. her şeyi vatandaşın sırtına yükleyecekler. Evet. Onun ama, için IMF'yi de istemeyebilirler ben. E, Deniz zaten denize o tekrar edelim mi? Evet, evet. o ama yalanlandı. tekrar tekrar söylüyorum. Ben bu noktada artık vatandaştan alınabilecek verginin de e, olmadığı için yani <laughs> onun için bazı tasarruf paketleri görmek zorunda yani bu iş şarkası insanlar kalmadı. İnsanlar kendine sigorta yaptıramıyor, sigorta evet. falan o, yani uçmuş fiyatlar. Evet. Yani, yani normal fiyat, normal bir şeyde yaşamıyoruz. Daha bunun nesini artıracaksınız? İşte onun için diyorum ki burada uygulanacak paket çok sert bir paket olmak zorunda kalacak. bütçeyi nasıl tutturacaksınız? Bu uluslararası sermaye var. de ısrarla bu kurdan bize vermediği için buna birleşerek bir paket haline geleceği için. Ama sana bir para verdiyse uluslararası sermaye, senin de o parayı, verdiği parayı nasıl güvence altına aldığını görmek ister. Onun için bir miktar vergiyle onu devletin kasasına girmesini talep eder. Ve Türkiye'de de artık vatandaş geniş kesimde para kalmadığı için varlık vergisi tipi yani para olandan almak zorunda kalacak. Bak bunu hep söylüyorum fazla evi olana adet olarak fazla şeyi olana geliri yok, olana yeni vergi, ister yok dedi. istemez. E, tamam göreceğiz. ÖTV göreceğiz. demedi ama. <laughs> Yok demedim Bir mesela. de şey var Murat mesela vergi e, akademisyenler Itinmek diyor zorunda. ki vergi konusunda uzmanlar. Mesela %20 KDV, %1 KDV, %10 KDV ve %20 KDV var ya. Mesela %10 KDV olan ürünler listesi var. O liste kısaldığı zaman otomatikman o ürün %20 KDV'ye geçer diyor. Evet.